Merhabalar. Bu dersimizde sizlere OneDrive'da bir Excel çalışma kitabı nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle OneDrive'a giriş yapalım. Dosyalar menüsünden yeni diyoruz. Excel çalışma kitabını seçiyoruz. Excel'imiz online olarak açılıyor. Gördüğünüz gibi açılan OneDrive Excel sayfası ofis programlarındaki Excel'in aynısı, bir farkı yok. Peki biz burada nasıl bir çalışma yapacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Daha önce hazırladığım bir Excel örneği var. Şöyle. Bu örnekte 5 tane öğrencinin notları var ve bu notların ortalaması ve sonuç kısımları var. Bunları nasıl yapacağımızı göstereceğim. Başlayalım. Öncelikle dosyamızın adını şuradan belirleyebiliriz. Ne olsun? OneDrive Excel olsun. Dosyamızın adı OneDrive Excel. Peki şunları, öğrenci numarası ve final notuna kadar olan kısımları elle girmeyin tek tek. Bunları kopyala yapıştır yapayım. Kopyala yapıştır. Bunları ayarlamasını yapayım. Sayfa ayarlamasını. Artıyı gördükten sonra sayfa ayarlamasını yapabiliriz. Gördüğünüz gibi buradaki ifadelerin hepsi ortalanmış olarak verilmiş. Şunları seçip şuradan ayarlamasını yapabiliriz. Daha sonra not ortalaması ve sonuç kısmı var. Bunları elle gireyim bir kısmını. Şuraya not ortalaması diyelim. Not ortalaması. Not ortalaması diyelim. Peki not ortalamasından sonra bir de sonuç kısmı var. Şuraya da sonuç diyelim. Sonuç. Sonuç kısmı geçti ya da kaldı. Bunu da ayarlayalım. Bu şekilde. Peki not ortalamamızı nasıl hesaplatacağız? Şimdi sayfayı büyütelim. Şu şekilde yapacağız. Örneğin Ahmet için yapacak olursak şu şekilde yapıyoruz. Bu hücrede eşittir diyoruz. Parantez açıyoruz. Biz şu notların ortalamasını alacağımız için örneğin 40 40'ın hücresi kimmiş? D2. Artı bir de şu notu var Ahmet'in, 75. Bunun hücresi hangisiymiş? E2. Artı bir de final notu var Ahmet'in. O hangi hücreymiş? F2. Dolayısıyla bunları yazdıktan sonra parantezi kapat. 3 tane not olduğu için bölü 3 diyoruz. Ve Enter diyoruz. Şu anda Ahmet'in not ortalaması 65 olarak çıktı. Biz Mehmet, Elif, Asım ve Önder için aynı şeyleri tekrar etmeyeceğiz. Ahmet'in notunun üstünde geldiğimizde, not ortalamasının üstüne geldiğimizde artı işaretini, gördüğünüz gibi artı işaretini
gördükten sonra sol tıklayıp bırakmadan aşağıya doğru çekip en sonda bıraktığımızda bütün notlar otomatik olarak burada çıkar. Şimdi de bu öğrencilerin sonuç kısımlarını ele alalım. Burayı nasıl yapabiliriz? Burayı da şu şekilde yapacağız. Eşittir diyoruz. Eğer parantez aç not ortalaması, ki not ortalaması G2 hücresi, şuradan bilmiyorsa şu şekilde tıklayabiliriz. G2 hücresi büyüktür, eşittir 55 ise, örneğin Abat İzzet Baysal Üniversitesi'nin not geçme en düşük not geçme ifadesini baz alacak olursak, 55 ve üstünde ise ne diyeceğiz? Öğrencimiz için geçti. Geçti. Yok eğer 55'in altındaysa bu sefer de kaldı diyeceğiz. Öğrencimiz için kaldı. Ve parantezi kapat. Enter de. Şu anda Ahmet geçmiş vaziyette. Biz ne dedik? 55 ve üstünde ise geçti. Peki diğer arkadaşların hepsini tek tek hesaplayacak mıyız? Hayır. Az önce not ortalamasında yaptığımız gibi tekrar artı işaretini gördükten sonra çekip bırakırsak sol tuş basılı haldeyken çekip bırakırsak otomatikmen hepsi çıkar. Bakacak olursak iki arkadaşımız kalmış. Kim? Mesela Mehmet kalmış. 50. Çünkü biz dedik 55 ve 6 olursa kalacak. 55'in altında olursa kalacak. 45 mesela. Bu çok altında. Kalmış. Diğer arkadaşlarımız 55 ve üstünde olduğu için bunlar geçmiş. Bunların hepsini şimdi ortalayalım. Çünkü şu sayfamızda hepsi ortalanmış durumdaydı. Bütün hepsi. Bir de şimdi buraya öğrenci notu grafiğini eklemeyi göstereceğiz. Şimdi öğrenci not grafiğini nasıl ekleyeceğiz? Öğrenci not grafiğini de şu şekilde ekleyeceğiz. Verilerimizi seçiyoruz öncelikle. Sonra ekle diyoruz. Örneğin orada sütun grafiği vardı. Sütun grafiğini ekleyeceğiz. Verilerimizi seçtik. Ekle sütun grafiği. Ve şunu seçtiğimizde öğrencilerimizin notunu gösteren grafik de gelmiş oldu. Grafiğimizi ayarlayalım şöyle. Şu şekilde. Grafiğimizde ayarlamış olduk. Şimdi bu yaptıklarımızı nasıl kaydedeceğiz? Çarpıdan şuradan sekmeyi kapattığımızda otomatikmen kapanır ve aynı zamanda kaydeder. Şu anda sayfamız buraya gelmiş bulunuyor. Peki biz bu sayfada Excel çalışma kitabında eğer biz değişiklik yapmak istiyorsak nasıl yapabiliriz? Sağ tıklayıp ne gibi değişiklikler yapacağız? Örneğin Excel online'da internet üzerinden açmak istiyorsak ya da internetimiz yok diyelim ki biz bunu normal ofis programlarındaki Excel'den açmak istiyorsak bunu biz başkalarıyla bunu paylaşmak istiyorsak ya da bilgisayarımıza tabletimize falan indirmek istiyorsak ya da ismini değiştirmek istiyorsak, silmek istiyorsak, taşımak istiyorsak, kopyalamak istiyorsak, başka bir şeyler eklemek istiyorsak gibi ifadeler var. Bunlar da bu değişiklikleri yapabiliriz. Ne anlatmaya çalıştık burada?
OneDrive'da bir Excel çalışma kitabı nasıl hazırlanır? Kaba hatlarıyla anlatmaya çalıştım. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.